Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim hemen hemen herkesin sevdiği lahmacun. Lahmacunu tam kıvamında ve kolayca nasıl hazırlarız? Buyurun bakalım. Karıştırma kabıma 2,5 su bardağı ılık su alıyorum. Siz miktarı kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu malzemelerle 16 adet lahmacun çıktı. Yarım tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı da maya ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Yavaş yavaş un ekliyorum. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Hamurumu önce spatula ile karıştırıyorum. Yavaş yavaş unu ekliyorum. Ben yaklaşık 6 su bardağı un kullandım ama unun kalitesine göre miktar değişebilir. 5,5-6 su bardağı kadar kullanılabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin unu. Spatula ile karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ettim. Böyle hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yapacağız. Elinize yapışıyorsa azar azar un ekleyin. Biraz böyle yoğurduktan sonra masamın üzerine alarak masamın üzerinde yoğurmaya devam ettim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar iyi olur. Böyle de 7-8 dakika yoğurdum. Hamurumu iyice yoğurdum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın hafif elime yapışıyor. Yumuşak güzel bir hamurum oldu. Kabıma tekrar alıp kapağını kapatıp böyle yarım saat kadar dinlendireceğim. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Bu hamur için 350 gram kadar kıyma yeterli olur. Böyle yarım demet maydanoz, 2 tane kapya biberim ve 5-6 tane yeşil sivri biberim var. 2 tane kuru soğanım var ve 1-2 tane de sarımsak yapacağım. 2 yemek kaşığı salçam ve 1 kase de domates sosum var. Ben yazdan yaptığım domates sosundan kullandım. İsterseniz 2-3 tane domates rendeleyebilirsiniz. 1 kahve fincanı sıvı yağ ve baharatlarım var. Tuz, karabiber, pul biber ve toz biber kullandım. Acılık oranını siz kendinize göre ayarlayın. Sıvı yağ olarak da ben zeytinyağı kullandım. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi rondomda malzemelerimi çekeceğim. Ben önce maydanozumla soğanımı çekeceğim. Maydanozu tek başına çekmesi zor. O yüzden soğanla beraber çekerseniz daha kolay çekiliyor. Sarımsakları da koydum içine. Maydanozları da koyup çekelim. Maydanozlar soğanla beraber ince bir şekilde çekildi. Biberleri de üzerlerine doğruyorum. Tekrar çekeceğim. İsterseniz boşaltıp biberleri ayrı çekin. Ben rondomun haznesi büyük olduğu için biberlerle tekrar çekeceğim. Malzemeleriniz iyi çekilmediyse şöyle bir kenarlarından toplayıp tekrar çekebilirsiniz. Ama benimki ince bir şekilde çekildi. Şimdi kıymamın üzerine malzemeleri ekleyeceğim. Burada neden kıyma fazla görünüyor diyebilirsiniz. Ben kıymamı dolaptan çıkartmıştım. Birazını ayırıp tekrar dolaba koyamayacağım için hepsini kullandım. Siz 350 gram kıyma kullanırsanız yeterli olur. Benim iç harcım biraz arttı. Onu da kavurarak başka bir yemeğimde kullandım. Domates sosumu ekledim. 1 çay bardağı zeytinyağımı ekliyorum. Baharatları da ekleyelim. Benim salçam karışıktı. Biber ve domates salçası. Siz birer kaşık yapın. Biber salçanız yoksa da domates salçasıyla da olur. Malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Malzemelerinizi de vaktiniz varsa 1 saat önceden hazırlayıp dolapta biraz dinlendirin. Çok daha iyi olur. Ama vaktiniz yoksa da benim gibi hemen hazırlayıp kullanabilirsiniz.
Malzemelerimi iyice yoğurdum. Hamurum da bu arada yarım saattir dinleniyor. Bakalım. Hafif kabarmış. Masamın üzerinde biraz yoğuracağım. Hamurumu yoğururken çok az maya koymuştum, bir çay kaşığı kadar. Ama siz lahmacununuzun hiç kabarmasın, çok çıtır çıtır olsun istiyorsanız hiç maya koymayabilirsiniz. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra bezelere ayıracağım. Önce ikiye kesiyorum. Sonra her parçayı küçük bezelere ayıracağım. Böyle küçük yumurta ya da yumurtadan birazcık büyük diyebiliriz. Büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayın. Dediğim gibi benim 16 tane lahmacunum çıktı. Kestiğiniz hamurlar büyüklü küçüklü oluyorsa büyük olandan küçük olanı ekleyip bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra altına un serptiğim bir tepsiye koydum. Üzerlerine de bir mutfak örtüsü örtüyorum. Lahmacunu böyle çok çıtır sevenler için ne yapabilirim diye düşündüm. Açtığım hamurları böyle telimin üzerine koymaya karar verdim. Üzerine yağlı kağıt serip. Ama hamurları üzerine koydukça ağırlığından dolayı kaydılar, durmadılar. Eğer siz durdurabilirseniz alttan hava aldığı için lahmacunlarınız daha çıtır çıtır olacaktır. Ben bezelerimi açmaya başladım. Hamurunuz yapıştıkça altına ve üstüne un serpin. Kalın bir oklava ya da merdane kullanın. Ben önce kalın bir oklava kullandım. Ama merdane ile daha kolay olduğu için merdane ile açmaya devam ettim. Böyle açabildiğiniz kadar açın. Hamur ne kadar ince olursa lahmacunlarınız o kadar çıtır olur. Ben iyi açamıyorum. Böyle şekli yamuk yumuk oluyor diyorsanız iyice açtıktan sonra benim yapacağım yöntemi kullanın. Böyle bir tahtanın üzerine koyup kapakla kesiyorum. İlk kestiğim kapak biraz küçükmüş. Küçük oldu. Daha sonrakileri biraz daha büyük bir kapakla kestim. Bu şekilde yaparsanız lahmacunlarınız aynı büyüklükte olur. Kalan hamurları yine lahmacun yaptım ben. Bakın hamurum da incecik. Dediğim gibi önce telin üzerine koydum ben yağlı kağıdı. Yağlı kağıdın üzerine de biraz un serpiyorum. Hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Önce bir tepsiye 4 taneyi açtım. Daha sonra fırınımı ayarlayıp onlar pişerken diğerlerini açtım. Ben fırında yaptım. İsterseniz tavaya koyarak kısık ateşte kapağını kapatıp tavada da pişirebilirsiniz. Fırında pişirirken de lahmacunu çıtır çıtır istiyorsanız ne yapmanız gerekir onu da söyleyeceğim. Ben hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Hamuru açtıktan sonra elinizle böyle çevirerek biraz daha inceltebilirsiniz. Parmaklarınızla hamurun kenarlarından hafif hafif çevirirken açarsanız hamur inceliyor. Şimdi bu hamurumu da kesiyorum. Dediğim gibi biraz daha büyük kapak kullandım. Kapağınızın kenarları biraz sivri olursa daha kolay kesersiniz. 4 tane hamurumu açtım. Dediğim gibi telin üzerinden kaydığı için ben telden tepsiye tekrar alıyorum. Yağlı kağıdınızı belki biraz büyük keserseniz kaymayacaktır. Şimdi iç harcını koyuyorum. Hamurların üzerine birer yemek kaşığı dolusu iç harcımdan koyuyorum. Kaşıkla iç harcımdan her tarafına sürüyorum. İsterseniz elinizle de iyice hamura yedirebilirsiniz. Ramazan ayında olduğumuz için ve lahmacunları çıtır çıtır sıcak sıcak yiyelim diye iftara yakın yapıyorum. O yüzden biraz acele ediyorum. Bir yandan da çekim yapıyorum. Püf noktalarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. İç harcımı lahmacunların üzerine güzelce yaydım. Fırınımı da alt üst ayara getirip 200 dereceye ayarladım ve ısıttım.
Lahmacunlarınızın daha çıtır olmasını istiyorsanız fırını alt üst değil de sadece alt kısmını açarak alttan pişmesini sağlayın. Ama dediğim gibi iftar saati yaklaşıyor. O yüzden ben fırının alt üstünü çalıştırıp fırının alt kısmına doğru koydum tepsiyi. İlk tepsim pişerken ben ikinci tepsiyi hazırlıyorum. Tepsiye dörtlü dörtlü olarak yerleştiriyorum. Sığacak şekilde kapakla kestim. Yine yağlı kağıdın üzerine biraz un serptim. Tepsim pişmek üzere. Eşim üzerlerine iç harcını koyuyor. Lahmacunlar 13 ile 15 dakika arasında pişiyor. Fırınıza göre pişme süresi değişebilir. Hamurunuzu ince açarsanız ve dediğim püf noktalarına dikkat ederseniz daha çıtır çıtır bir lahmacun elde edersiniz. Bu arada iftar vakti de geldi. Evdekiler çorbalarını içerken ben size lahmacunlarımın son halini çekiyorum. Yanında yeşillik, salata ve limonla harika gidiyor. Evde lahmacun yapımı inanın bu kadar kolay. Püf noktalarına dikkat ederseniz çıtır çıtır lahmacun yaparsınız. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. İftar vakti geldiği için bir tanesini dürüp size de göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yazıp nokta ya da kalp dahi koyarsanız sizin de izlediğinizi anlarım. Lahmacunlar çok lezzetli olmuşlar. Biz bir akşamda yedik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.